Selamünaleyküm arkadaşlar. Bütün uşaktan, bütün beni izleyenlere, takip edenlere, abone olan herkese, like atan herkese uşaktan kucak dolusu selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, merhameti hepinizin üzerlerine olsun. Şu mübarek günler istiyorum etine. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün ne yapacağım size? Bugün şöyle şey kavururken aklıma geldi. Önceden aklıma gelmedi. Ama bugün size kabak dolması, kabak çiçeği dolmasıyla kırmızı biber dolması yapacağım. Şöyle yağımı, ben soğanımı, sarımsağımı, şöyle bakın. Soğanımı, sarımsağımı salçasını kavurdum burada. Benim mutfağım biraz karanlık, ışığı yakıyor ama genelde biraz zor görünüyor. Şöyle. Burada da dereotuyla maydanoz yıkadım, hazırladım. Şöyle biraz biraz doğrayacağım. Daha doğramadım. Kabak çiçeklerimi ben 2-3 gün yolmuştum bahçe çapalarken. 2-3 gün oldum yolalı. Biraz dolapta koymuştum. Şöyle biraz yumulmuşlar. Açıktı bunlar, yumulmuş. Yıkadım, temizledim. Aralarımı açıp yapacağım artık. Az bir şey zaten. Çok bulamadım. Ben şeyimi buna şimdi biraz bulgurla pirinç karışık yapacağım. Pişirdiğim zaman tekrar size sararken göstereyim ben. Dondurucuda da kırmızı biberim var. Ondan da çıkartacağım biraz. İkisinden az az saracağım. Çok olunca yenmez bizde. 3 kişiyiz hepsi. Çok oldu mu yenmez şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle içimi pişirdim. Şöyle. Şurada da dereotundan maydanozla doğradım. Şimdi kabak çiçeklerimi doldurayım. Ondan sonra şurada kırmızı biberlerim var. Bunları biraz daha yeni çıkardığım için buzlu, az biraz onu bırakıp koysun. Onları da biraz sonra dolduracağım. Şimdi bunları dolmanın içine katıyorum. Şöyle oturduğum yere. Perdelerimi de çektim arkadaşlar. Hep güneş gelince evin içine görünmüyor. İyi olmuyor diye perdelerimi çektim. Dereotundan maydanozu iyice bir karıştıralım. Ben kabak çiçeği dolmasını da ilk yapacağım bu sene arkadaşlar. Ben şey yapıyordum da bahçemi sürekli görüyordum. Canım istiyordu ama bahçem olmadığından kabak çiçeği nereden bulacağım? Satılmıyor bizim buralarda. Onun için bundan şu pinçiklerini yoluyoruz şöyle. Şöyle içini doldurup ağzını kapatacağız arkadaşlar bunu. İçindeki şeyin de yolu. Göbeğin de yolu. Açıcık. Hemen çok az alıyor bu. Azıcık koyup şöyle yapraklarını içine kapatıyoruz böyle. Böyle koyuyoruz arkadaşlar bunu. Böyle pinçiklerini koparıyorum. Kenarındaki pinçikleri. Biraz yumulmuş benim bunlar bekledikçe. Çünkü hemen bunu sabah erkenden toplar gelir. Erkenden yaparsın. Yani yumulur bu. Zaten bunu bahçesi olanlar yapıyor. Çarşılarda falan satılan bir şey değil şu anda bu. Başka yerlerde satılıyormuş da. Bunlar da satılmıyor yani. Yıkadım işlerini falan, tertemiz yıkadım. Böyle dolduruyoruz arkadaşlar bunun içini. Azıcık az oldu. Böyle dolduruyoruz bunun içini. Şöyle yaprakların uçlarına, çiçeklerin yani uçlarını böyle kapatıyoruz ağzına. Böyle koyuyoruz. Ben kabak çiçeklerini doldurdum arkadaşlar. Bu kadar geldi. Şöyle. Şunları yapmadım. Şunları biraz sermedim. Biraz yırtıldı. Şunları yaptım. Benim beklediği için. Şimdi sıra kırmızı biberde. Bir de bunları dolduralım arkadaşlar. Şuraya yanı başına koyacağım. Bunları biraz aktarca bu tarafa. Oraya da kırmızı biber koyan. Şimdi çok olunca yenmez. Ayrı ayrı tencerede pişirecek kadar yok. Ben şimdi dolmamı yaptım arkadaşlar. Şöyle. Ocağımı yakayım. Dolmamı ocağa koyayım pişsin de. Birazcık şöyle bismillahirrahmanirrahim. Birazcık zeytinyağı yapacağım. Ve bu zeytinyağının şey yardımını, öbür zeytinyağı yardımının şeyini bu adaptım şöyle. Kafasını.
Birazcık tuz. Bir tane üstüne soğan doldur. İçine sarımsak, iki çiğ sarımsakla bir soğan doğradıydım içine. Şöyle bir soğan da üstüne doğrayın. Güzel oluyor arkadaşlar. Böyle soğan doğradım üstüne çok güzel oluyor. Onun için ben her dolmanın hemen hemen üstüne doğrarım. Şeylerin de yaprak sarmasından lahananın üstüne de limon doğrarım. O da çok dilim dilim limon doğrarım. O da onda çok güzel olur. Patates dolmasına, kabak, patlıcan dolmasına, böyle biber dolmalarına da soğan böyle halka halka dilip üstüne döşüyor. Bunu doğrayayım. Ondan sonra sıcak su kettle'da kaynıyor. O da kaçacağım üstünden. Bunları böyle yemesine seviyorum arkadaşlar ben böyle. Bakın kabak şişe dolmasını ilk defa yapıyorum ama bu kırmızı biber dolmasını çok yaparım ben. Çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle suyum kaynadı. Soğanlarımı da doğradım. Şöyle suyunu gezdirelim arkadaşlar. Buhar geliyor mu bilmiyorum ama şöyle yeter kadar su. Bu su yeter buna. Fazla bile gelir. Bunlar bir kaynasın. Pişince size ben tekrar bunu gösteririm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de bugün kırmızı mercimek şeyi yapacağım. Akşama şöyle çorbası. Görünüyor mu bilmiyorum da. Kırmızı mercimek çorbası yapacaksın. Şöyle 2 su bardağı kırmızı mercimek katacaksın. Şöyle. Yarım çay bardağı da kırık pirinç katacaksın. Bunları yıkayıp şöyle bir dilimde süzeceksin. Beyaz suyu gidene kadar yıkayacağım ben bunu. Kırmızı mercimek çorbası arkadaşlar şey bu ezogelin yapacağım ben şimdi bunu. Normal kırmızı mercimek çorbası yapacak olsam patates koyardım içine. Bu ezogelin olacağı için bulgur veya pirinç koyuyorum ben. Bunu da pirinç koymayı şey yaptım sıcak suda. Şöyle süsün. Ben mercimek çorbasını nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bir bakın bakalım. Baharatlı. Ama benim naneli yapacağım. Nane, karabiber. Önce şöyle önce yağını salçasını doğran bir. Yeteri kadar yağ. Şöyle yağını koydum. Bir tane de soğan doğrayacağım ben buna. Bunu benim çocuk Yunus Emre pek seviyor. Biz de seviyoruz da o daha çok seviyor Gali. O çok seviyor. Bir de kızımın çocuklarına da katılacağım. Onun için biraz çok 2 su bardağı yaptım yani. Az yapmadım. Kalırsa yarın falan da yer çocukla. Bizim zaten dolmamız var. Biz onu yeriz. Biraz tabakta bundan yersek yeter bize. Şöyle ince ince soğanımı çente ince ince doğrayın. Kaybolur zaten onun içinde o. Arkadaşlar ben sizinle aslında sohbet etmek istiyorum ama biraz böyle alışamadım daha. Bir alışsam inşallah alışacağız gittikçe. Öyle öyle alışıyorum. Buradan Naciye kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Tuttuğunu Allah'ım altın etsin. Her şeysini Allah'ım halletsin inşallah. Bütün düğün edecek. Naciye şimdi kardeşimi almaya gidecek.
Herhalde bugün gidecek. Düğün edecek kardeşim orada. Oğlunu evlendirecek. Allah'ım bütün işlerini denk getirsin inşallah. Geçen gün şey söylemiştim ben. Bu suyu da birikmiş de. Tripodla selfie çubuğunu göstermiştim size. Onları Raciye kardeşim aldı demeyi unutmuşum arkadaşlar. Galiba Raciye kardeşim kusura bakmasın. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun ondan. Ben şöyle salça, 1,5 kaşık salça koydum bu arada. Tuzunu da koyuyorum. Aslında tuzlu yemeklere tuzla basmamak sünnetmiş. Yani pişirmeye de yemeğe de. Ama ben unuttum, biraz sonra ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sünneti başına yerine getirmedik ama inşallah başına yerine getirmiş gibi Allah'ım kabul etsin. Soğandan salçasını kavuruyorum. Şimdi ben her şeysini yapıp üstünden şeyini öyle katıyorum. Şimdi de kırmızı mercimeğimi katıyorum. Pirinçle karışık bunu yıkamıştım. Şimdi de kırmızı mercimeği birazcık kavurayım. İçine nanesini, karabiberini katacağım. Hafif de sumak ekşisi katacağım. Şu sumak, azıcık da sumak, böyle bir çay kaşığı kadar sumak katacağım. Şöyle çok az limon tuzu katacağım. Limon tuzunu içinde seviyorum ben. İyi oluyor, hafif ekşili. Şöyle az bir şey, zaten şöyle kırıkları kalmış. Az bir şey de limon tuzu. Karabiber. Karabiberimiz de az kalmış ama. Şöyle az bir ölçek karabiber. Bir çay kaşığından az fazla. Burada benim kendi kuruttuğum nanem var. Ondan koyacağım birazcık. Bir çay kaşığı alayım. Şöyle bir, iki, üç çay kaşığı nane koydum. Ben naneli çok seviyorum. Nanesi bol olduğunu çok seviyorum. Onun için 3 kaşık koydum. Birazcık şöyle kavuruyorum onu. Tuzumu, yağını, her şeyini yaptık. Hafif kavurdum. Şimdi katıda kaynayan suyumu katıyorum üstüne. Birazcık buraya katacağız buna. Yeteri kadar suyu katacağız. Kapatacağız. Bu fışlamaya başladıktan sonra yarım saat yeter buna. Yarım saat fışlayacak bu. Kaynayacak yani. Yarım saat sonra altını kapatırım. Bir 5 dakika sonra da açarım. Açam. Kaynamaya başlasın şöyle. Benim suyum da kaynadı bu arada. Köpecek suyum da kaynadı. Biraz da çeşmeden koydum. Şunun suyu şöyle herhalde tamamdır. Şöyle. Şey gelirse açtığımda, koyu gelirse, durulursa güzel olur ama koyu gelirse ben ona biraz daha sıcak suyla aşırma yaparım. Şöyle ağzını kapatalım. Ağzını kapatalım. Bunu kaymaya bırakalım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle, gene Allah razı olsun Naciye kardeşim bana geçen gün almaya gideceğim. Abla bu yenmez dedi. Ayva varmış dolabında, onu yedi. Güzelmiş ayva da. Kararan yerlerini ayvanın attım. Şöyle. Çekirdeklerini de koydum içine. Çekirdekleri güzel oluyor. Onu renk versin diye. Şöyle vişnem yoktu da kirazım vardı. Az bir şey de kiraz atacağım içine.
sıcak su koyup, şekerini koyup, yeter kadar şekerini koyup kaynatıyorum bunu arkadaşlar şimdi. Benim enerjimden sıcak su gelmiş. Enerjimden olma sıcak su koyayım. Bunu da bu tarafa alayım. Ocağın şu tarafına alayım. Az suyla kaynatıyorum ben de. Az su çok şeker yaparak kaynatıyorum. Şöyle. Şekerini de katacağım ben bunun kararı kadar. Şekerini de katacağım. Bunu kaynatacağım arkadaşlar. Şöyle altını açayım. Şöyle altını açtık. Ocaklarımız yanıyor. Şöyle ağzını kapattık. Burada kabak dolmamızla biber dolmamız pişiyor. Buhar oldu herhalde. Pişiyor şöyle. Tıkır tıkır kaynıyor. Çorbamızı da koyduk. Bu da vişne ve ayva hoşabımız. Bugüne yaramaz da bugün sıcak olur, daha soğumaz. Yarına işimize yarar. Nasip olursa yarın yeriz onu. Arkadaşlar benim çorbam da pişti. Yemeklerim oldu. Şöyle çorbalarımızı katalım. Size bir de soframızı gösterelim. Bakın kıvamı çok güzel olmuş çorbamızın. Şöyle. Şimdi daha akşam olmadı ama kahvaltı yandırdığımız için, bir de işim işe gidecek şimdi. Onun için biraz erken akşam yemeği yiyoruz biz. Şöyle pul, acı pul biber. Şuraya bırakayım, yere bırakayım. Sarımsak da getirdim kendime. Cacığa koymadım sarımsak. Çünkü eşim işe gidiyor, kokuyor diye. Koydurmuyor bana. İçine koydurmuyor. Şöyle biz oğlumla, eşimle ben üçümüz beraber yemek yiyeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Kırmızı biber dolması, kabak dolması, böyle soğanların da yanına koydum. Ben üstüne koydum. Soğanları çok severim. Çorbalarımız, zeytinyağlı ve dereotlu cacığımız. Bu da bahçemizden kiraz. Bu da köy domates almıştım. Soğan da doğradım yanına. Böyle biz yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Size hoşça kalın. Eşim de kalkmış burada. Yenice kalkmış. Orada görüntüye girdi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yorumlar ve beğeniler sizlerden bekliyorum. Hadi hoşça kalın.